üzerinden 7. Allah özene bezene yaratmış ya. Vedat? Nedir? 6,5-7 ya. Ne diyorsun lan? Saf mısın oğlum sen? Programı soruyorum, programı. Ha, olumsuz bir haber yok abi. Bu sefer kesin yayındayız. Sen rahat ol ya. Yayınlanmasına da takmayın. Siz paranızı alıyorsunuz. Neyi alıyoruz Tülay ya? Ya daha bir bölüm ateşlediler. Arkadaşım biz bu işe filmin ikincisini çekeceğiz. Para toparlamamız lazım diye girmedik mi? Sözleşmenizde yayınlanma şartı yok. Siz sadece çekin, paranızı her türlü alırsınız. Ama vermiyorlar. Konuşalım onu bir ara, konuşalım. Onu hakikaten konuşun ya. Ya geçen gün annem aradı biliyor musun? Hani bizim program üst üste yayınlanmadı ya. Oğlum dedi, bir mekana girerken sağ ayakla girin, sol ayakla çıkın dedi. Üzerinizde nazar var, bir kurşun döktürün dedi. Bir de merak etmeyin, bütün Samsun arkanızda dedi. Samsun mu? Daha ne kadar dibe batacağız Sadi? Bir deyiver ya Celil. Ha gayret bir zıplayalım Cengiz. Lan oğlum, benim canım. Morum, ne oluyor lan? Çok sıkıcı. Çok sert. Niye vuruyorsun la bebe? Oğlum bak matematikçi bana vurdu. Tamam. Ahmetciğim, sevdiğin karakterlerin etkisinde fazla kalıyorsun. Yapma. Ama çok sevdiklerim. Ha susun la, başlıyor. Lan. Bunlar yine film koydular. Gitti kira. Oğlum bu ne lan? Lan oğlum bu biz değiliz yine. Ne yaptın la Sadi? Adamı sinir krizine mi soktu yine? Ahmet. Ya benimle ne alakası var? Murat abi röportajında aşk beş mevzularına girmiş. Benim sadece mekanım dardı. Sadi abi gerek yok. Lan ne gerek yok? Oynayamayan gelin yerin dar dermiş Sadi. Halısı olmayan insanı halıcıya gönderirseniz olacağı bu işte. Bak şimdi ya. Abi o değildi. Şu Rambo 2'deki çekik gözlü çıtır 54 yaşına gelmiş be. Bu sefer hangi filmi koydunuz lan? Ha? Bu sefer hangi filmi koydunuz? La oğlum 50 defa seyretmediniz mi bu filmi ya? Boş verin dur. Hadi gelin turnuva yapalım ha? Deplasmanla ilk iki final oynar. Gazanın 200 doları alır. Rahatlarız biraz. Kalmama izin ver, dolar bende yardım. Lütfen. Peki ya dünkü dövüş? Sadece ekstra para kazanmak için. Sadi! Hala hayırdır? Sadi, bir ambulans çağıralım yavrum. Hala enişteme bir şey mi oldu yoksa? Kalp krizi mi? Yok oğlum. Beli tutuldu eniştenin. He. Tamam ya. Ahmet burada, onun arabayla atarız 2 dakika. Yok oğlum öyle pek arabaya sığacak pozisyonda değil de kendisi. Sen bir ambulans çağırıver. Hala acil bir durum mu? Kaza oldu yavrum. Kaza oldu. Enişten tabii eskisi kadar genç değil. Havada tek koluyla tutamadı daha fazla. Çağır şu ambulansı oğlum. Tamam. 112 miydi ambulans? Vallahi dua et adam da havacı olmadı abi. Yoksa gasptan haneye tecavüze kadar her türlü içerdedik ya. Hele bir anlasın, bir sürü fotoğrafı var elimde. Ha sahi ya, fotoğraf motoraf deyince adam böyle bir tırsıyor. Nedir o fotoğraf hikayesi? Orası beni ilgilendirir. Anam! Ne oluyorsun lan? Oh geçti abi midem ya. Bir rahatsızlığın mı var oğlum senin? Ne bu hal? Allah bu kadın programlarının belasını versin abi ya. Gayısı kurusu kadınlar da yaşlanmayı geciktiriyor demişler. Ablamla annem eve gayısı kurularını yığmış abi. Maaşın yarısını ona yatırmışlar ya. Evde olunca sen de yiyorsun ha. Ne yapacaksın abi ya? Sonra çırçır tabii. Hep bu kadın programları yüzünden. İzlettirme oğlum bu kadar zararlıysa ha. Nasıl izlettirmeyeyim abi? Fakiriz biz. Bu gece. Ya şurada ne oluyor ya? Akıl takıldı. Bir eğlence var onun. Hayırlı işler, hayırlı işler. Abi ne kadar güzel söylüyor ya. Hakkı yetenek. Paralı mı şarkı? Dur abi, tam gaza geldim abi, bir dur. Verelim mi? Biraz sus, biraz huzur. Yeter.
sanki biraz fazla baydı. Abo. Sözler benim tadı aynı. O sıktı bu sıktı kolyem boğazımı sıktı. O pıstı bu kaldı kız sarhoş oldu ağladı. Sanki biraz fazla otomatikleşti. Olay biraz fazla otomatikleşti. Sanki biraz fazla otomatikleşti. Olay biraz fazla otomatikleşti. Bu gece biraz boş verelim mi diye düşündüm. İçkileri masaya vurup keyfimizi çatsak. Ben bir şey beklemem. Ben de bir şey beklemiyorum. Senden. Zaten ben de işim zor bak. Biraz sus, biraz huzur yeter. 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 Abi ikimizin de paraya ihtiyacı var, tamam mı abi? Bu nedir ya? O nasıl attı gitar öyle? Nasıl attı lan? Gitar değil, torun çekici. Soğurdular peşhane kulaklarını. Abi kız gitarı elinden Kordoba'nın topu oyuna sokmasına benzer bir yöntemle çıkardı. Sonra senden seken gitarı aldı, çalmaya devam etti. İzleyenler es verdi zannettiler. İzleyenler şovun bir parçası zannettiler. Alkışlayanlar oldu abi. Gitar bana gelirken hala çalıyor muydu lan? Çalıyordu sanki. Vallahi orasını ben de anlamadım abi ama senin kafayı değdikten sonra akorda olduğu gibi geldi bana ya. Vallahi onu bile ayarlamış olabilirim. Geleceğim, geleceğim. Siz toparlanmayın sakın. Hazır aklımdayken şu işi bir halledeyim de. Bak, kimse yerini bozmasın. Ona göre. Yoksa baştan başlarız. Bıraktığım gibi bulayım sizi. Geldin mi avukat? Böyle bir günde de seni yaka paça getirttik ama. Otur, otur. Bal zede misin? Hayır efendim. Bal ye avukat, bal ye. Tarihe adını altın harflerle yazdır. Çıkarayım mı iki kavanoz? Efendim bizim kayınço iki kavanoz hazırlayacak zaten. Size zahmet olmasın. İyi madem. Ben de kısa keseyim. Zaten acelem var. Bekletmeye gelmez. Bak avukat. Bugün anladım ki kendimi hep işe vermiş. Özel hayatımı ihmal etmiş. Demek ki o da bir eksiklikmiş içimizde. Anlamamışız. Estağfurullah efendim. Yo yo öyle öyle. Hayır şimdi gülerek anlatıyorum ama iş stresi, mitresi, özel hayatımdaki mutluluk hep kısa kalmış, az gitmiş. Demek ki bir eksiklik hissetmişiz ki biz de başka bir tabancaya sarılıp vurgura yönelmişiz. Hayır. İstanbul'un üç yerinde beş ayrı dükkanım var. Sadece açılışlarına gitmişim. Olacak şey değil. Takdiriniz efendim. Hayır. Ben yatağa giremeyince insanları batağa sürüklemişim avukat. Oh, bu vur, kır, faizcilik, darp, işkence. Ya normal insan işi değil bunlar ya. Öyle demeyin efendim. Bakın kaç kişi sizin ekmeğinizi yiyor. Ya ne kadar büyük bir sevaba giriyorsunuz. Ya resmen dalyan gibi adamları tasmayla dolaştırıyorum. Kısa tarafımızı uzun tasmalarla kapatmaya çalışıyormuşum. Yani çalışıyordum. Seni de o yüzden çağırdım. Bakın efendim, kendinize haksızlık etmeyin. Şimdi şu pilot kalemi ele alalım. Diyalog kısmı geçti avukat. Monologdayım. Sen o kalemi al, not almaya başla. Bütün bu vurma kırma işleri duracak. Çocukların hepsi özel bir üniversitenin işletme fakültesine sokulacak. Tabanca, top, tüfek, silah, mitralyöz ne varsa elden çıkarılacak. Yerine bilgisayar, yazıcı, ha bir de kalem olacak. Nasıl yani? Tefeciliği bırakıyor muyuz şimdi? Peki nasıl para kazanacağız? Bankalaşıyoruz avukat. Bankalaşıyoruz. Çocukları da banka memuru yaparız. Başka iş bilmeyiz. Biz de vurma kırma yerine borcunu ödemeyenlere icraya veririz. Emin misiniz efendim? Bal emin avukat. Bal emin. Emirim efendim. Yani bizim kayınço getirsin balları,
Ben emeceğim efendim. Hayata bakış açım değişti. Allah'a şükür. Bak, bu mutlu gün şerefine bütün borçları ziyaret et. 39 ay ekstra vade veriyor Basri Bey'le. Hem bu mutlu günü kutlayalım, hem de reklamımız olur. Anladım efendim. Ulaşabildiklerime söylerim, ulaşamadıklarıma da yarın mail geçerim. Sen yarın yine uğra. Belki yarınki ruh halime göre yeni promosyonlarımız olur. Bal sağ olsun. Ulaştıklarıma vade efendim. Geldi gene. Hadi sen git avukat. Yoksa bir kaza çıkacak elimde. Mesut, Murat abi nerede? Sana soru sorduğum zaman bana hızlı cevap ver Mesut. İnsan ol insan. Bütün gün bekleyemem seni. Abi orada... Tamam bırak kekeleme, ben bulurum. Murat, niye boş lan bu oda? Niye boş lan bu oda? Niye boş bu oda? Onda kimsenin olmadığını neden söylemedin lan? Sen benimle dalga mı geçiyorsun? Daha hiçbir meslek bulamadım Mesut. Bütün gün ortalarda boş boş dolanıyorum. Hiçbir işe yaramıyorum. Anam seninki de meslek lan. Seninle resepsiyonist CJ'yle mi Mesut? Ha? Yarın gelip seninle röportaj yapalım mı? Olmaz mı? Neden olmaz lan? Murat sorsa kabul ederdin ama değil mi? Yoksa Murat geldi soruda kabul mü ettin lan? Yarın onunla mı yapacaksın röportajı? Yoksa onun aklına gelmedi mi lan? İlk benim aklıma mı geldi? En ilk ben miyim? Sizin kafede espresso var mı lan? Hop. Daha iyiyim. Daha iyiyim. Daha iyiyim. Sen neyin peşindesin yine ya? Ha? Senin ne işin var burada yine Allah aşkına Salih abi ya? Bak yine borç istemeye falan geldiysen var ya. Ahmetciğim sakin. İçelim, içelim. Buyur. Yani tamam Murat senin arkadaşın da abicim bak. Biz seninle komşuyuz. Hukukumuz farklı. Sen niye arkadaşlarından borç istiyorsun? Olmuyor böyle ya. Ya Ahmetciğim durum öyle değil. Murat beni aradı. Meslek bulamıyormuş. Ben de ona yardımcı oldum. Bu yani. Meslek mi arıyormuş? Bulamamış mı? Bulamaz meslek falan. Çünkü meslek falan kalmadı. Ortalıkta meslek yok. Kaza ara iş arasak a**tık. Ya sakin ol. Ben o işi hallettim. Hadi, hadi, hadi. Ya hadi, hadi. Tamam. İçiyorum da abi. Bu ne ya? Kalbim atmıyor artık. Hindiba şerbeti Ahmetciğim. Neydi bu? Bunun tadı farklı. Yok sakin ol. Bu seferki bozuk değil Ahmetciğim. Bak bu sakinleştirir, rahatlatır. Bağırsaklara iyi gelir. Gutuk kanseri söker alır. Gençler ne yapıyorsunuz ya? Kalbim atmıyor artık. Ne diyor bu? Ya yok bir şey. Tamamen psikolojik ya. Ya oğlum kötü bir şey olarak söylemiyorum. İyi bir şey olarak söylüyorum ya. Kalbim atmıyor artık. İyi bir şey atmaması. Sen buna ne içirdin gene Salih ya? Hindiba. Amanın Ahmet. Amanın Ahmet. Meslek bulmuşuz. Aynen Johnny Vine'en kardeşim. Öncelik bende yalnız. Arta kalanları cımbızlarsın artık. O niye lan? Anlamam ben aga. İyi anlamıyorsun lan. Öyle bir indir, öyle indir. Tamam, sen seç. Ben kalanlardan cımbızlarım. Ya tamam arkadaşlar, tamam gençler. Bakın bu liste hepimize yeter. Bu liste Sadi'yi bile çıkartır ya, çok uzun bu. O zaman Sadi'yi arayak. Arayak valla. Sadi'yi hiç aramayın arkadaşlar. Sadi'nin morali bozuk bugün. Lan? Hadi gençler, kalkın götürüyorum sizi. Nereye? İşe. Dokunma babaya. Baba bugün yorgun diyorum. Sen hala istiyorsun ya. Salih, Salih. Bekliyoruz hala. Hayırdır? Ya arkadaş siz ananızın karnında 40 hafta nasıl durdunuz ya? Gelecekler diyorum işte. Bana göre hoş. Eve gidesim yok zaten. Salih abi, torbacı, kaçakçı öyle bir şeyden mi bahsediyorsun sen meslek diye ya? Eğer öyle bir şey varsa var ya çok pis argo söylemlerim olur, duymak istemezsin. La oğlum bir sakin olun. Gelecek dedimse gelecekler ya. Geliyorlar, yoldalar. Salih, söz verdim bak. 3 tane meslek istiyorum, tamam? Ya 3 tane mesleğin 3'ü de yolda arkadaşlar. Bir sakin olun. Ayrıca kanun dışı hiçbir olay yok. Siz bana güvenin. Salih abinize sormuşlar. Senin neren doğru diye. Nere meğer iki demiş. Salih. Saat kaç oldu? Hala kimse gelmedi. Ya arkadaş senin başka sorunun yok mu ya? Sen kendi dertlerine odaklan. Onlara fokuslan. Derdi nasıl? Ben de be abi. Ben şimdi bugün... Bugün aşkın geldi otele. He, kimle? Ya ben yine olmadık bir laf mı ettim ya? Neyse pardon, devam edin. Buyurun, buyurun.
Ne diyor, yapı mı sıkıştırmış yoksa? Yok be oğlum. Birkaç parça eşyam kalmış onda, onları getirdi. Bir şeyler yapmaya çalışıyor ama anlayamadım. Önce ateşi harlıyor, körüklüyor, ondan sonra üstüne çıkıp işiyor. Anlamadım gitti. Abi seninki yine iyi ya. Bak şimdi ben bugün... Ben bugün Feride'ye gittim. Deme lan, ne oldu? Kötü bir şey yok oğlum, röportaj için gittim. Bu yanında dolaşan bir tane lavuk var ya, neyse adı, kavga etmişler. Niyeyse kıskanmış beni bebe. Patates edeceğim, Kamil'e haberi yok ha. Kıskanacak tabii oğlum Ahmet Kural'ı. Yok be oğlum. Feride ile biz kardeş gibiyiz. Ne? Öyle dedi lan. Abi senin yine can güvenliğin var bak. Ben bugün... Bugün annem açelyaların yerini değiştirmiş. Artık yerlerini mi yadırgadılar ne oldu? Hepsi boyun bükmüş. Yanlarına gittim. İki kelam konuşayım onlarla diye. Yüzüme bile bakmadılar. Çok üzülüyorum ya. Yazık ya. Ama yeter ya. Aşkını Feride'ye anladık. Ta çeleğe kadar inildi. Bir benim derdime sıra gelmedi arkadaş. Susayım susayım diyorum da artık mobbinge giriyor yani bu. Ya Sadi senin ne sıkıntın olacak ya? Allah Allah. KPSS'ye bir daha girersin. Halan gelir, Zehra gider. Has odana kapısı gıcırdar. Kuyruk ya şu senize oğlum ona. Has pump. Açelyaları beğenmedi ya lan. Oğlum onlarınki de can. Nankör doğa düşmanı. Benim bir ilişkim var. Ne tür bir ilişki? Sebep? Sen. Yani galiba. Sadi bu ilişki lafı senin ağzına hiç oturmadı. Kelime anlamını yitirdi. Cümlede bir kayma oldu. Bak ünlü kayması. Bak 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 bak. Daha kayıyor. Ne ilişkisi lan? Hale var ya. Sebep? Sen. Bugün gezdik biz onunla. Sebep? Sen. İşte sinemaya minemeye gittik. Sebep? Sen. Galiba evlenecek bu kız benimle ya. Ne diyorsun Sadi sen? Setten birisiyle aga olmaz, yakışmaz bize Sadi. Sadi bak bu hiç olmadı hakikaten ya. Hiç olmadı kardeşim, biraz star gibi davran lan. Yakışır mı oğlum setten birine yazmak? Ayıp. Şu anda var ya hakikaten senden soğudum ya. Hakikaten ürperdim. Orası senin ekmek yediğin yer ya. Orası senin setin lan. O kızı anası babası oraya çalışıyor diye gönderiyor. Sana emanet ediyorlar lan. Sen kimsin? Sen nasıl bir insansın? Sen nasıl bir insansın ya? Gerildim ya la. Niye gerildim ben? Klimadan mı acaba? Bahçe de yemedim. Abi bildiğiniz gibi değil vallahi bak. Sadi sus Sadi. Bir daha duymak istemiyorum böyle bir şey. Ama abi bak bugün... Abi bugün dört defa ya, dört defa ya. Soyuldu artık ya. Salih abi nerede bu adamlar ya? Sabah oldu lan. Bak hala nerede kaldılar diyor ya, hala ya. Abicim bak. Sadi. Sus Sadi, yıpratırım. Lütfen. Bugün... Lütfen. Sus kalbini kırın. Ama abi... Gelirler, gelirler. Al bunu, al bunu. Hadi. Buyur canım. Merhaba, müsaitseniz biraz vaktinizi alabilir miyiz? Annemin evi diyor, kusura bakma. Ahmet sen annem evde yok mu dedin? Kaç yaşındasın sen, 12 mi? Ne yapacağım Feride? Kapıya gelen satıcılara fix cevabımdır bu benim. Dublajsız Discovery belgeseli izler gibi izliyorum, anlamıyorum neye yarar? Kısaca özetleriz efendim. Karmaşık bir durum yok ortada zaten. Sen bizi mi dinliyorsun lan? Ahmet çok ayıp, ben çağırdım onları. Ayrıca istemiyorsan kibarca gönder bari. Ne yapacağım, şeker mi vereceğim? Ellerini kolonya döküp göndereceğim mi? Allah Allah. Müsait değiliz kardeşim. İlişkimizin balayındayız. Durdurak bilmiyoruz. Aynı zamanda da feci şekilde teşhirciyiz. Hadi oradan dikilin izin. Hadi. Ahmetciğim tamam. Ben halledeceğim. Uygun bir dille göndereceğim. Tamam. Alsanıza. Feride'ciğim uygun bir dille göndereceğim dedikten yaklaşık 5 dakika sonra salonda insanlara fal bakarken bulduk kendimizi. Senin uygun dilin bilinmeyen yabancı dil çıktı Feride. Çok misafirperversiniz. Sorma ya öyleymiş. Biz de sonradan öğrendik. Genlerimizde varmış. Huyumuz kurusun. Ahmetciğim tamam. Hallediyorum ben. Ne tamam niye hallediyorsun ya? Bir alt eşofman verip yarı yatağa serme demiş kaldı adamlara. Fiber internet demiştiniz. Fiber bölgedesiniz. Altyapı sorununuz yok. Sevgilimle birlikte yaşayacağız diye tuttum ben bu evi. Paraya kıydım tabii ki de. Yalnız kendisi kabul etmedi benimle yaşamayı. Görüyor musun? Fiber bölgeymiş bura. Özel yaşamınız bizi ilgilendirmiyor efendim. Sen niye sürekli beni bozuyorsun ya? Bir problem mi var onu de bana. Söyle ya. Kapıyı yüzünüze vurdum diye mi tavırlısınız? Evet. Adam az, öz ve net konuştu. Helal olsun. Demek ki olayı bu. Net tavır sahibi. Tebrik ederim. Altyapı saniyede 1000 megabite kadar çıkmanıza izin veriyor efendim. Maşallah. Hızlı koşuyorsunuz. Yalnız ben sırf internet için eve telefon bağlatmak istemiyorum. Onu nasıl yapacağız? Almasanız da olur. Ama alsanız iyi olur. Yani bayramda, seyranda eşiniz, dostunuz, akrabanızı ararsınız.
Bana bak delikanlı. Az konuşan arkadaşından biraz bir şeyler kap. Hiç boşu yok adamın. Sen geldiğinden beri susmadın. Vır 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 vır. Ben bir meyve soyayım o zaman. Zahmet olacak ama... Aa, ne zahmeti? Saçmalamayın çocuklar, ne zahmeti ya? Yumurta kaynat bir tanem, yolluk hazırla sen. Yumurta tok tutar. Hadi, kayısı kıvamında olsun. Kalk da. Kalk git! Kalk! Ararız biz sizi. Hadi. Teşekkür ederiz. Sabahları karbon monoksit kokusuna bayılırım. Motorun mucidi Rudolf Diesel'in bu motoru tasarlarken aslında petrol yakıtıyla değil de fındık yağıyla çalışmasını hedeflediğini biliyor muydunuz? Teyzeciğim, Rudolf Diesel'in dizel motoru tasarladığında asıl amacı bağımsız usta ve zanaatkarların endüstrileşmiş kurumsal firmalarla rekabet sağlayabilmesiydi. Duymuş muydunuz? Fakat icadı bir anda çok büyük ilgi uyandırınca onu büyük madenlere, fabrikalara, petrol tesislerine satmaya başladı. Ve tabii kısa sürede de milyoner oldu. Rudolf Diesel'in Londra'ya giden bir gemide odama gidiyorum dedikten sonra bir daha gözükmediği ve ortadan kaybolduğunu biliyor muydunuz? Denizde yüzen cesedi Norveç açıklarında bulundu. Öldüğünde 55 yaşındaydı. Bazı kişiler onun para uğruna ideallerinden vazgeçtiği için kendini asla affedemediğini söylüyorlar. Gemi dizel motorla çalışıyordu. Manyak mısın sen lan? Yürü git. Cemcir, bu işin peşini bırak diyeceğim ama bırakmayacağım biliyorum. O yüzden susuyorum. Pınar, tatlı, ne haber? Seni çok özledim. Nasılsın? İyiyim, çok iyiyim yani. Annemler nasıl? Annemler çok iyiler, seni çok özlediler. Büroda işler falan nasıl? İyi, yani çok çok iyi para kazanıyorum ya. O kadar param var ki şu garsonu sebepsiz yere azarlayabilirim mesela. Bakar mısın? Buyurun efendim. Menü almamız için form falan mı doldurmamız gerekiyor acaba? Hemen getiriyorum efendim. Gördün mü? Ay Pınar, seninle gurur duyuyorum kardeşim. Yani ben hiç ihtimal vermezdim senin o fantazi dünyasından sıyrılıp böyle gerçek işler yapacağına. Aferin sana, çok sevindim.
Ne fantezisi? Ha, anlamadın sen şimdi. Neyse boş ver. Yani diyorum ki sen Edirne'de yaşamak isteseydin seni bizim ekibe alırdık. Geçen ay bütün binayı satın aldık. 4 kat bizim artık. Ya? Yok ya. Yani iyiyim ben burada. İşler de yolunda hem. Hani paraya da para demiyoruz. Gerçi ne dediğimizi ben de bilmiyorum ama. Al bunları. Annemlere ver. Ay yine mi fotoğraf? Pınar sen sürekli gezmelerdesin herhalde. Yok ya. Yani onlar sağda solda çektirdiklerim. Bana bak. Paranı çarçur etmiyorsun değil mi? Ya abla ya, param var benim, zenginim ben. Ters oğlum bu ya, of. Dön. Hiç mi sokmadın lan? Tamam, tamam, dur. Yer de. Biraz havada oldu ama. Arkadaş, bir herkese tek tek dolaşıp marketten bir isteğiniz var mı demediğimiz kaldı. Geçen gün çöpleri dışarı çıkarttırdılar lan bana, biliyor musun? Bizim apartmanın kapıcısından farkımız kalmadı şerefsizim. Senaristle konuşalım da kapıcı diye yazmasın oğlum bizi senaryoya. Evet abi. Fedai desin. Kapı fedaisi desin. Kapı gibi fedai desin. Kapı kuluna razıyım lan. Kapı kulpuna fitim Sadi. Hacı aksesuar muamelesi yapsınlar tamam. Bunlar iş yaptırıyor lan bize. Yönetmen yok mu? Geçen bankamatik kartını verdi bana gittim maaşını çektim lan. Bir de ortaokul bebesi gibi 5 lira sıkıştırıyor cebime. Millet şaşırmış ya. Herkes yemekte ne var diye bana soruyor. Ananız mıyım, babanız mıyım, ip neler, nereden bileyim? Lan. Yemekleri ben mi yapıyorum sanki? Bir tek sana mı söylüyorlar? Buraya gelirken asansöre bindim ben. 10 kişi var asansörde. Bir tanesi tuşa basmıyor. Herkes bana bakıyor, kaş göz yapıyorlar böyle bas bas diye. Sanki benim işim. Yavşaklar. Konuşalım Saati, konuşalım. Bu böyle olmayacak. Hocam, kıtı hazır. Tamamdır. 100'e bir tane strafor. Zeynep'ciğim telefonu kapatıyorsun, ağlamaklısın. Sevdiğin adamın başka biriyle ilişkisi varmış. Bütün her yerini intikam duygusu kaplıyor. Sen de gidiyorsun, şuradaki kapıcılardan birini öpüyorsun. Aklın sıra intikam alıyorsun yani. Ben bir şey yapmadım. Furkan yapmıştır. Ne oluyor lan? Sen mi öpüyorsun kızı? Kesinleşti mi? Evet, mesela kim kimi öpüyor? Yine sadece kendi sahnelerini okudun değil mi Sadi? Bak. Birimizi öpeceğini yazıyor burada, gördün mü? Tutuştan mı? Ama ben daha böyle bir şey hazır değilim ki. Yani daha erken. Anladım Nazlıcığım, anladım da. Karakter seninle çok bağlı biri. Karşısına çıkan ilk erkeği niye öpüyor? Ay karakter senin babanın kızı mı? Sana ne? Hem bu senaristin kendi dünyası, kendi karakteri. İster karakteri köprüden atlatır, ister öptürür. Sana ne? Sen sadece oyuncusun. Neden yaptığının hesabını senariste sorarlar. Bıyıklı yapayım o zaman ben. Hem karakterin sevdiği erkek tipine uyuyor. 3, 2, 1, kayıt. Belki iyi bir kul olamadım evet. Çokça hatalarım, günahlarım oldu. Ben bu güzelliğe layık değilim ama şükürler olsun Allah'ım. Şükürler olsun. Tutmasaydım düşüyordunuz. Teşekkür ederim. Öpmeye mi gerek vardı hanımım? Bir kuru teşekkür yeterdi. Çok sağ olun. Destek! Müthiş, müthiş. Çok güzel bir dansa kurmuşsunuz çocuklar. Ne yapıyorsun lan? Ne dedim o gidiyorsun? Ne bileyim lan birden üstüme atladı. Ben mi ayarladım? Tamam, ortaya çekmeler hazırlarsın. Sonra da yakın planlar. Nasıl ya? Bir de o planlarda bir ölçek. Tutmasaydım düşüyordunuz. Oldu mu sizce ya? Ben galiba kameraya baktım. Bir daha mı alsak hocam? Bir daha alalım. Tutmasaydım düşüyordunuz. Hocam pardon, gıcık tuttu. Bir daha alabilir miyiz? Tamam, bir daha. Furkan, elindekiyle yetinmesini bil. Ağlıyorsun bak, ağlama. Ağlama. Tutmasaydım düşüyordunuz. Devamlılık tutmadı. Soler aşağıda olacak. Tamam, bir daha alıyoruz. Bırak huzur içinde yatayım lan. Toprağımı basma bari. Tutmasaydım düşüyordunuz. Kim dedi?
Bu, dikkatli ol bir daha. Allah tohumunuzun alayınızın belasını versin lan! Bitiririz lan beni! Bitiririz lan! Sıkayım mı lan? Sıkayım mı? Tutmasaydım düşüyordunuz. Teşekkür ederim. Ay ne gerek vardı hanımım. Kuru bir teşekkür yeterdi. Ay sağ olun. Çok güzel. Şimdi yakınları alalım. Yakınları da mı var mı? Ama önce bir yemek arası verelim. Vallahi mı? Ben doymak üzereydim zaten. Sadi, bildiğim bal lan. Hadi bal biraz abartı gelebilir sana. Çilek, çilek. Bak, bak. Yok, yok. Çilekten tatlı bal olsa gerek. Çilek tuzlu kıyaslayınca. Tutmasaydın düşüyordunuz. Kestik. Uçak geçti. Kestik. Ses girdi. Kestik. Net gitti. Kestik. Kıl oldu, yün oldu. Kıl oldu, yün oldu diye bari mi olur lan? 40 gün, 40 gece sürdü. Bitmedi amına kodum işi. Bitmedi lan. Bitirdiniz lan beni. Bitirdiniz lan. Bitirdiniz lan. Ya bu öpüşme sahnesi kadın dizisinde iyi de bizim dizide pek final kuvvetinde değil ya. Bize başka bir şey lazım. Bir şey bulmamız lazım ya. Şu senaristi bir arasanız da. Hocam ben bu kapıyı tek başıma açabiliyorum. O zaman ben vurayım bu arkadaşı. Hem seyircimizin de istediği olur. Zaten ben vurmasam enişte vuracak. Ne oluyor lan, ne vurması? Çok güzel. Enişteye sadık bir kapıcı. Sadakat, entrika, ölüm. Daha ne olsun? Vur indir. Ama hocam. Evet, say. 3, 2, 1. Lan sen ne yapıyorsun ya? Hamı yapıyorum kardeşim. İyi olan kazansın. Kayıt. Topuğuma sık lan, topuğuma. Ağırım bunu. Sıyırdı lan. Az daha ölebilirdim. Ama ölmedim. Ölüm devam ediyor. İçimde çelik yelek vardı. Az daha ölebilirdim. Ama ölmedim. Ölüm devam ediyor. Şansa bak. Kafamda da platin var. Az daha ölebilirdim. Ama ölmedim. Ölüm devam ediyor. Furkan, seni çırılçıplak söyler, her tarafında delik deşik yaparım. O zaman ben öldüm. Çok güzel. İşte final sahnesi bu. Yo hocam. Bakarsınız önümüzdeki bölümü de bu sahneyle başlatmak isterseniz. Ben bu arkadaşı kapının önüne çıkarayım. Boşuna yerde yatan adama para vermeyin. Helal lan. Hadi say. Evet, yürümeler durdu. Sigaralar takoza. 3, 2, 1, kayıt. Eniştemizin canını sıkanın canını alırız usta. Bah 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 bah.